Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Pazartesi günlerini severim. Genelde gelişmeler olur. 22 Mart pazartesi kamera kayıtları ortaya çıktı. Gerçekten de Mehmet Ali Tunç'un anlattığı gibi iki arkadaş köprüde yürüyorlar. Ama enteresan bazı trafikler var. Olabilir mi derseniz tesadüfi bir şekilde o balkona birkaç araç daha duruyor. Ama orada 25 saniyeliğine duran aracın ve daha sonrasında hemen u turn yapan aracın birini alıp indirme sahnesi var mı? Bu görüntü daha netleştirilebilir mi? O aracın plakasından şap Örcün'le ilgili bir bağlantı kurulabilir mi? Gelen ihbarlar asılsız mı? Bu akşam aslında canlı yayında bu ihbarlarla ilgili bir hazırlığım vardı. Onları anlatacaktım. Dün gece trafik çok yoğundu. Paylaşmak istedim pazar günü sizinden ama netleşmeden bir şey de söylemek istemedim. Ee, biz dediğim gibi bizim kanalımıza gelen o Şapörc'ün İstanbul Pendik'te yaşıyor. İhbarının üzerine polisin inceleme başlatması için Adana Emniyetine bu yazışmaları gönderdik. Videomuzun altına gelen yorumların artık Adana Polisinde olduğunu, cinayet masasında olduğunu bunu gönderen kişinin bilmesi gerek. Şöyle ki bu neyi değiştirir? Bu bazı yönlerden e, acaba sahte, fake bir ihbar mı düşüncesini ama bazı yönlerden de bu kanal sahibi 6 yıldır YouTube'da bu profile sahip bir üye. Benim de takipçim. 6 yıllık kanalını bu ihbardan hemen sonra kapattı. Defalarca e, ricada bulunmama, e, seslenmeme rağmen eğer ki böyle bir yalan haberi oldu da o günkü ruh haline göre içinden geçeni yazdın. Belki dikkat çekmek istedin. Belki yorumun onaylanmasını ya da altına birçok kişinin aa öyle mi yazmasını ilgi e, toplamaya çalıştın. Dikkat çekmek istedin. Bu sebeple yazdın. Lütfen e, buradaki iyi niyetini hepimiz anlayışla karşılarız. Hatta o gün canlı yayına e, Mehmet Ali Tunç'un oğlu Semih Tunç da bağlandı. Bekliyoruz dedik. Neyse derdi söyle ama baktık ki hiçbir şekilde e, gelmiyor cevap ve aynı zamanda da kanalını silmiş bu kişi. Böyle olduğu takdirde de bunu Adana Emniyeti ile paylaştık. Onlarla bir inceleme başlattılar. E, tabii ki tespitlerini birçok e, yerden yapmaya çalışıyorlar. Ama ben pazar günü yaşadığım trafikte bu trafik içerisinde sizinle paylaşmak istediğim birçok şey oldu. Bunların Birazcık oturmasını bekledim. Çünkü en bir başta Müge Anna'nın programında bir e, telefonla bağlanan bir şahıs vardı hatırlarsanız. Diyordu ki iki arkadaş, üç arkadaş da neyse e, arabayla içmeye gittik. Orada ben arkadaşımın heyecanla ve gülerek geldiğini gördüm. Ona sordum ne oldu dedim. Ya dedi deli midir nedir sudan adam çıkıyor dedi. Adamı ayakkabılarıyla pantolonuna çıktığını iddia etti falan diyordu. Sonra da biz hırsızlık yapmıştır diyerek oradan uzaklaştık diye böyle bir barda bulunmuştu Müge Hanım programına. Ee, bunu da sağlam kişilerce asılsız olabileceği yönündeki iddialar atıldı ortaya ama asılsızsa niçin asılsız? Ee, orada söylediği işte şununla yedim bununla dediği kişilerin öyle kişiler olmadığı falan ortaya çıkınca bu asılsız ihbarların özellikle kanala ve müganlığa yapılan asılsız ihbarların lütfen altının bir doldurulması gerektiğini unutmayalım. Çünkü aile giderek umutlanmaya başlıyor. Evet Mehmet Ali Tunç'a sinirleniyorlar ama o insanlara bir umut veriliyor. Yani o araba mesela 25 saniye duran koyu renk araç köprüdeki o balkona park eden Kontağını kapatmadan 25 saniye durup ondan sonra U dönüşü yapan o araç bence bugün izlediklerinde tekrar tekrar izlediklerinde onlara çok büyük bir umut verdi. Bir de bunun yanı sıra bu pendikte İstanbul pendikte yaşıyor cümleleri onların zaten inanmak istedikleri şey yaşıyor olması ya. Bir de bunları onun önüne sunan kötü niyetli kişilerse yaşadıkları hayal kırıklığını düşünmenizi kendinizi onların yerine koymanızı istiyorum. Böyle eğlenilecek, fake, yalan haberlerde bulunacak, ihbarlarda bulunacak durum değil. Bu aileye böyle bir şeyin haberini, umut verici bir haberi, inanın ölüm haberinden daha çok sarsıcı olur. Siz buna umut veriyorsunuz, veriyorsunuz, veriyorsunuz. Onlar kendilerini kardeşlerinin yaşadığına, kaçtığına, gittiğine inandırıyor. Sonrasında... Yıkıcı bir haberle karşılaştıklarında kendilerini hazırlayamadıklarında çok daha çok yıkılacaklar. Bugünkü görüntüleri ne kadar heyecanla seyrettiler? Gelen ihbarlara ne kadar heyecanla karşılık veriyorlar? Yani burada yapılan şey sadece bir oyun, şaka olamaz. Bunun başka bir maksadı olmalı, başka bir gayeti olmalı. Sadece kanalıma gelen yorum için söylemiyorum. Bazı yerlerde de yapılmış o yorumlar. Aynı zamanda ben onları da yine Adana Emniyeti'ne göndereceğim. Ve o yapılan yorumların linkini de bulabildim. Kimin kanalı tarafından yapıldığını onları da göndereceğim. Ve lütfen siz de şöyle düşünün. Bir, bir oturun bir düşünün. i̇nsanı bir şeyi alıştıra alıştıra söylemek var. Bir de insana sürekli teselli mahiyetinde yalan yanlış abuk sabuk şeylerle sırtını sıvazlayarak sonra gerçekle duvara vurmak var onu. ya şuradaki ailenin yarın öbür gün Şahapörcün ilgili böyle tak diye acı bir haberi duyduğunda ki tepkisini düşünebiliyor musunuz? Bu insanlar resmen kaçak arıyor gibi davranıyorlar. Sanki kaçmış kaçırılmışçasına bir şey, birini arıyormuş gibi davranıyorlar. Bazı gerçeklerle yüzleşmeleri için Aradaki kaynakların kesilmesi gerekiyor. Bu kaynaklar yalan kaynaklar. Arkası desteklenmeyen, ispat edilemeyen her şeyi buraya gelen bildirileri hiç bugüne kadar böyle bir şey yapmamış olmakla birlikte bu kayıpla ilgili gönderiyorum. Çünkü burada kırılamayacak bir rica var. Umarım siz de bir yerlerde gördüyseniz böyle saçma sapan şeyler gönderebilirsiniz. Ama en büyük çağrımız herkesin eminim o gün köprüde Neler yaşandığına dair gözünün ucuyla anormal bir şey gördüyse 26 Şubat cuma günü Gerçek görgü tanıklarına ihtiyacı var. Şimdi o görgü tanıklarına geliyorum. Onların plakalarını tespit ettikleri takdirde seslenmemize de gerek kalmayacak. Büyük ihtimalle kendi rızalarıyla gitmezlerse emniyet bir şekilde ifadelerine başvuracaktır. Çatalan Köprüsü'nün aslında ne kadar işlek bir yer olduğunu, intiharlarla ne kadar çok haşır neşir olan bir yer, alışıla gelmiş bir yer olduğunu daha önceki videomda anlattım. Nedenini bilmiyorum. Tesadüfi olabilir. Ama atlayanın ölmediği de bir yer aynı zamanda. Cidden yaz aylarında birazcık daha su çekiliyor, belki çok yüksek ve suda biraz az olduğu için direkt dibe indiğinde batakmış çünkü dibi batıp çıkamıyorsa ya da çarptığında bilincini kaybediyorsa ölmesi daha yüksek olası. Ocakta Ocak 15'te atlayan bir genç kadın suyun yüzünde yüzeyinde 30 dakika kadar yüzmüş, ölmeye çalışmış ölememiş. Şoka girince e, bottaki ekipler gelmişler çıkartmışlar. örcün aktif e, nasıl diyeyim böyle hantal bir adam değil ve atladığında yüzebilecek bir adam. Bunu da ailesi defalarca söyledi dedi ki orada oralarda büyüdük yüzmeyi de bilirdi. Ben atladıysa eğer ki artık atladığına inanmıyorum ya atıldı ya da arabalardan birisiyle uzaklaştığını düşünüyorum. Dediğim gibi atıldıysa ya da alınıp götürüldüyse hala umut beslemek istiyorsa aile yaşıyor da olabilir. Ama alıp götüren kişilerin niyeti iyi niyetli mi? Ne yapmaya çalışıyorlar? Başka bir şey mi var? Gelen ihbarların değerlendirilmesini ama yalan olma ihtimalinde de neden yalan olduğunu değerlendirilmesini düşünülmesini isterim görüntüler ortaya çıktı. İkisinin beraber yürüdüğü köprüde bir motosiklet ve bir araba onların olduğu noktadan U dönüşü yapıyor. Beyaz arabada ise bir bekleme hali var ve oradan yine uzaklaşarak gidiyor. 2 dakika bir bekleme hali var. Bir de koyu renk bir araç var. O da 25 saniye kadar bekliyor. İntihar ettiği söylenen balkonun önüne e, yanaşan, 25 saniye duran koyu renkli araç daha sonra da 2 dakika kadar duran açık renkli araç e, plakalarının, plaka numaralarının alınıp alınmadığıyla ilgili net bir bilgi veremem. Bence plakalar mutlaka tespit edilir. Sadece orada değil o dakikalardan sonra bilmiyorum orası nereye çıkıyor, hangi yola çıkıyor. E, yakınlaştırıldığında ben fotoğrafını çekip yakınlaştırdığımda görmeye çalıştım fakat göremedim net bir e, plaka numarası alamadım. Ama daha net görüntüler varsa bu plakaların takibi yapıldığında umarım vardır. E, bu kişilerin ne gördüğünü ne görmediğini, Şahap Örcün'le uzaktan yakından bir tanışıklıkları, merhabaları olup olmadığını ortaya çıkartırlar diye düşünüyorum. E, Mehmet Ali Tunç bir araca yaklaşıyor. İçinde bir dişi bir erkek diyor. Yani herhalde e, karı koca mıydılar bilmiyorum. E, enteresan tabii ki cümleleri var Mehmet Ali Tunç'un da bir şey diyemeyeceğim. Oradaki insanlardan ip istiyor fakat şu cümleyle değil yani ipiniz var mı diyor. E, niçin ip istiyor derseniz atlayan arkadaşını çıkartmak için ip istiyor. Atlayan arkadaşını çıkartmak için epeyce uzun bir ipe ihtiyacı var. Daha öncesinde bir intihar vakasında da köprüdekiler ip atarak birini kurtarmaya çalışmışlar. Bu yöntemi denemişler. Ee, ama istediği ipi rastgele çevirdiğin arabadan o uzunluktaki bir ipin çıkıp çıkmayacağı bilinemez. Tabi can ile istersin ama dersin ki arkadaşım arkadaşım atladı İpe ihtiyacımız var. İpi sarkıtacağım ve onu arabaya çekeceğim dersin. Ee, pardon bakar mısınız ipiniz var mı demezsiniz. Bu rahatlıkta olamazsınız. Zaten arkadaşının çırpınarak yüzeyde kalmaya çalıştığını görmediğini iddia ediyor Mehmet Ali Tunç. Daha ziyade böyle e, hacı yatmaz gibi böyle bir yüze bir geri bir öne e, yattığını söylüyordu. Bu söylemleri içerisinde en manasız bulduklarımdan birisi e, ip hikayesi diyordum. İşte bu ip hikayesini bugün bir de onu kurtarmak için alacağım ip diye söyleyince bence Mehmet Ali Tunç'un sadece ip hikayeleri başlı başına insanın oturup düşünmesine sebebiyet veriyor. Değil cinayetle suçlamak arkadaşınla birlikte e, belki kendilerine göre masumca bir oyunla bile suçlandıklarını cinayetle değil. Sen ikiniz kafa kafaya verdiniz. Benim kardeşimi saklıyorsunuz suçlamasına bile Mehmet Ali Tunç dedi ki bir daha gelmem. Çünkü beni yalanlıyorsunuz bana inanmıyorsunuz bir daha telefonlara da cevap vermem. Katılmam dedi yani Hiç sorularınıza cevap vermem dedi oysaki dediğim gibi kimse karşısına geçip sen benim kardeşimi, babamı öldürdün demiyor aslında. Burada duyguları işte dediğim gibi umarım kullanılmıyordur bu insanların duyguları. Burada duyguları tamamıyla yaşadığına ve arkadaşının sırdaşı olarak sakladığına dair duygular buna bile Mehmet Ali Tunç çok sinirlendi. Dediğim gibi itam artık cinayet değil. İtam birbirlerini Belki masum gördükleri bir oyunun içerisinde oldukları itamı bu bileme bileme deli Tunç'u çok e, sinirlendiriyor. Ve bu, buna neden bu kadar sinirleniyor anlamıyorum. E, ama burada gerçekten cinayet ithamından tamamıyla çıktı Çocuğunun kaybındaki çelişkilerden bahsetmek istiyorum. Borç defteri nerede? Borç defteri ortada yok. Nereye koydu bu borç defterini? Kıyafetlerinin olduğu bavul nerede? Borç defteri nerede? Cep telefonu nerede? Sim kartı neden memeli Tunç'ta? Gündüz 11'de köprüye neden gitti? Eğer ki keşif için gittiyse o saatte neden atlamadı? İntihar edecekse saat 11'de atlamayı neden tercih etmedi? Ve bugün gördüğüm kayıtlardaki hararetli konuşmayı sanki bir plan ya ölümü Anlatmak o kadar heyecanlı olmamalı yani bu yorumu sona saklıyordum aslında ama yani anlattığı hararetli konuşmayı bak arkadaşım yani ben e, ölmek istiyorum ya yani şöyle şurada tarafta mı olsam burada mı olsam ya böyle zank diye önüne duruyor ve bir fikrinden bahsediyor sanki eğer o görüntüleri tekrar tekrar seyrederseniz e, birazcık ilerliyor birazcık geriliyor bir fikirden bahsediyor çok heyecanlı demirlere tutunuyor e, bir şeyler anlatıyor şeyler anlatıyor. Ölümü bu kadar heyecanla anlatamazsın. Daha sakin, değil mi? Daha melankolik. Yani böyle yerinde duramayarak bir intihara anlatamazsın. Daha dinginleşmişsindir. Daha zihninde kalırsın. Daha yo yoğunlaşırsın. Yani böyle sanki halaya gelecekmiş gibi yerinde duramayarak bir önlü bir arkalı bir önüne durarak ee, cinayet anlatmak tan ziyade bir arkadaşıma bir iş kuracaksam, hep örnek veriyorum. Bir iş kuracaksam ya da çok heyecanlı bir planım varsa, bomba bir planım varsa, arkadaşıma aynen şapörcün gibi yerinde duramayarak anlatırım. Yani ona, onun fikrini almak isterim, bir şeyler anlatmak isterim. Eli kolu hep hareketli, bir adım önde, bir adım arkada gidiyor, demirlere tutunuyor, arkadaşını bekliyor, arkadaşı geliyor, aşağı bakıyorlar. Ben oradan atlayamam, bacağımı kaldıramıyorum diyen Mehmet Ali Tunç kendini tutup kendini çekerek demirlerin üzerine çıkıyor. ya yani üzerine çıkıyor dediğim. Yani demirin herhalde o alt basamağı gibi şöyle bir 2-3 karış gibi bir şeyin üzerine çıkıp böyle bir yarı beline kadar sarkınıp aşağıya bakıyor, suya bakıyor. Bu hareketi şapörcün değil, Mehmet Ali Tunç yapıyor. Yani bir heyecan, bir hareketlilik var sanki şapörcün hareketlerinde. Dediğim gibi yani böyle yeni bir şeye başlarsın, bir fikrini almak istersin arkadaşının bu bir iş olabilir, bir plan, bir proje olabilir. Bu hareketliliği ben vücut dilinden bu şekilde yorumladım. Sizin de dediğim gibi tekrar seyretmenizde bir de bu gözle bakmanızı öneririm. Devam ediyorum. İp hikayesi tabii ki şapircinin kaybındaki çelişkilerden en büyük ip hikayesi değil tabii ki artık ip hikayeleri. Bu ip hikayeleri benim hep çok ilgincime gidiyor. Yani inanasın pek gelmiyor yani. Bağladı bağlamadı istedim istemedim. Arkadaşımın atladığını söyledim söylemedim. Ee, Müge Anlı'ya bağlanan görgü tanığının sudan adam çıktı demesi de benim için artık e, asılsızsa neden asılsız bir ihbar? E, Eğlencesine bir insanın hayatıyla ilgili herkes telefona bağlanıp böyle saçma sapan... Yorum yapabilir mi bilmiyorum. Bir de kanalımıza gelen İstanbul Pendik'te ihbarından bahsetmek istiyorum. İşte o kanalımıza gelen İstanbul Pendik'te ihbarı da eğer fakese defalarca kez kendisine seslendi. Ve bir ricada bulundum dedim ki eğer olabilir. Can sıkıntısına, hiç tanımadığın insanlar hakkında dikkat çekmek için, ilgi çekmek için e, yorumun altına yorum alabilmek için belki bizim kanalın ilgisini çekmek için böyle bir şey yazdın. Peki daha sonrasında 6 yıllık YouTube kanalını biz senin irtibata geçmek isteyince neden kapattın? İşte bu da çelişkilerden bir tanesi. 6 Şubat Cuma akşamı ilk görüntü Çatalan Köprüsü'nden saat 18.51'de Şahap Örcün ve arkadaşının son görüntüleri birbirlerine bir şeyler anlatarak geliyorlar. Saat 19.00'da aralarındaki mesafe birazcık açılmış durumda. Şahap Örcün korkuluklara yaslanarak arkadaşı Mehmet Ali'yi bekliyor. Daha sonrasında iki İki arkadaş aralarında sohbet ediyorlar ama şapörcün bir şeyler anlatıyor gibi görünüyor. Mehmet Ali Tunç birden korkuluklara tırmanıp kendini yukarı çekip aşağı bakıyor. 19.01'de bir seyyar satıcı yanlarından geçiyor. Daha sonrasında şapörcünün işaret ettiği yöne doğru İlerliyorlar. Saat 19.04 olduğunda Mehmet Ali Tunç ve Şahap Örcün motosikletlilerin olduğu noktaya geliyorlar. Oraya vardıklarında motosikletli biri uzaklaşıyor. 19.05'te iki kişi uzaklaşırken gözüküyor. Orada hala motosikletli kişiler var. Bunlar ne gördü, ne konuştular? Ulaşılabilir insanlar mı plakalarına ya da bir şekilde araçlarına? Saat 19.13 olduğunda köprü çıkışındaki kameralara yakalanıyorlar. Mehmet Ali Tunç'un atladığını iddia ettiği köprü balkonuna gidiyorlar. Köprü balkonunun yakınına bir araç yanaşıyor. 25 saniye kadar duran koyu renkli araç U dönüşü yaparak uzaklaşıyor. Köprü hala kalabalık. 19.21'de balkonun oldukça yakınına bir araç geliyor. 2 dakika kalıp kontağı kapatmadan uzaklaşıyor. 19.24'te bir araç daha geliyor. 4 dakika kalıyor ve o da ayrılıyor. 19.45'te bir araç daha geliyor. Araçtan inip 3 kişi suya bakıyorlar. 19.47'de polis ekibi geliyor. 19.48'de ambulans geliyor. 19.56'da arama kurtarma ekipleri Nehirde arama başlatıyorlar. Bugün Mehmet Ali Tunç kimse bana inanmıyorsa bir daha çıkmam, bağlanmam dedi. Yalan söylediğimi düşünüyorsanız bir daha buraya çıkmam dedi. Bugün yayında dikkatinizi çekmenizi istediğim bir nokta var. Aileye o kadar çok umut verildi ki ve aileye Şahap Örcü'nün yaşadığına dair o kadar çok bilgi verildi ki. Ben de dahil ama ben dediğim gibi Adana Emniyetine de teslim ettim. Altı boş çıkarsa sebebi araştırılacaktır mutlaka. Aile bugün Mehmet Ali Tunç'a hiç cinayet şüphesiyle yaklaşmamış gibi hissettim. Bu benim düşüncem. Tabii ki burada şapörcünün görüntülerini görüp yorumlamak da sizin elinizde. Ben şapörcünün kendi intiharını anlatacak kadar heyecanlı olmadığını, ben şapörcünün bu heyecanla kendi intiharını anlatmadığını, bu heyecanla kendi hayat planlarını anlattığını düşündüm. İntiharı hiç düşündüler mi acaba? Akıllarından bile geçirdiler mi? Hiç gündemlerinde var mıydı derseniz. Benim aklımda Şahapörcü'nün o dakika, o saatte intihara değil arkadaşıyla bir planını belki bir işini anlatmaya daha yakın göründüğünü açıkçası düşündüm. Vücut dilinden, heyecanından intiharını değil bir planını, bir işini anlattığını düşündüm. Siz de tekrar tekrar seyredip böyle bir de bu gözle bakabilirsiniz, vücut dilini değerlendirebilirsiniz. Ama şapörçünün yeğeniyle konuştum. Ee, hanımefendi dedi ki benim istemem mi, nişanım mı bilmiyorum. Çok özür dilerim. Ee, yani bir cemiyetimiz vardı, özel günüm vardı. Ben çağırdım. Gelmedi dedi. 26 Şubat cuma günü gelebilirdi fakat gelmeyeceğini söyledi. dedi. Yani e, bir planı vardı. Ama bence planı intihar planı değildi. Yaşıyor, bu adam atlamadı, e, hayatta gibi bir insanların kalbini daha sonra kıracak, daha çok yaralayacak bir müjdeli söz, öyle söyleyeyim, e, güzel söz. Söylemek istemiyorum ama şapörcünün bir planı vardı. Şu an hayatta olmayabilir ama bu sebeple değil. İntihar ettiği için değil bence. Eğer birinin aracına binip gittiyse de hayatına son verilmiş olabilir. Planı bilmiyorum. Büyük bir para. Belki bir aşk. Bir şey ama arkadaşına bunu heyecanla anlatıyor. Köprü görüntülerinde sadece iki erkeğin konuşması yok. Bence dikkatli seyredildiğinde Şapörcü'nün bir planı, bir programı, bir heyecanı var. Benim yorumum bu şekilde. Siz de izlediğinizde bu dikkatle, bu gözle bakarsanız neler göreceksiniz. Sizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.